Satoş, sen teyzene karşı hayatındaki erkekten yani benden utanıyorsan zaten biz hiç uğraşmayalım ya. Böyle hayat mı olur ya? Biz gidelim evde oturalım. Bu dergi de çıkmasın. Esmesin rüzgarlar, yağmasın yağmur, açmasın çiçekler. Ya Anadolu rakabı ağlama şimdi şekerim. Senden utanmakla ne ilgisi var? Ya teyzem 2 ay önce bypass ameliyatı oldu diyorum sana. O zaman tanıştırma Tanrı verdiğiyle. Ya yarın teyzen İzmir'den geldiğinde yalnızım, hayatımda kimse yok de. Ay en büyük takıntısı da bu zaten. Kendisi 35 yaşında boşandı. Ondan sonra da hayatında kimse olmadı. Mutsuzluğunun hatta hastalıklarının nedeni olarak bile bunu görüyor. Ay ben boşandığımda yataklara düşmüştü. Tek derdi yaşı yaşıma uygun, sağlam bir işi, iyi bir gelir olan aklı başında bir adam bulmam. He tam beni tarif ediyor. İşin kötüsü de 2 ay önce ameliyata girerken Fatoş ikimiz de yalnız öleceğiz diye ağlayınca ben de hayatımda biri var dedim. Kim o? Bilmiyorum. Ama benimle yaşıt, eğitimli, kültürlü, bizim ofiste üst düzey bir yönetici diye attım işte. Ay şimdi onunla tanışmak istiyor. Cem. Evi kıyada yapacak mısın bana? Yok yok, hayatta yapamam kardeşim. Yok vallahi olmaz. Ben kimseye sahte sevgili olamam yani, tamam mı? Tamam, görünüş olarak ve özgeçmiş olarak ideal bir erkek olabilirim ama... Yok abi, benim o yalan dolandan çok başım ağrıdı, ben bir daha yapmam. Başka bir problem istemiyorum yani. Ne olacak şimdi? Ben 3 gün boyunca teyzemin ayılıp bayılmasını mı seyredeceğim? Bypasslı bypasslı. Vallahi aslan gibi sevgilim var kardeşim. Yani şu çocuk bir 10 yaş daha büyük olacaktı, hiçbir problem olmazdı. Bir de üniversite mezunu olsaydı. Bir de iyi gelirli bir yönetici olsaydı. 3 günlüğüne olsun ya. Şöyle şöyle. Dur bakayım. Hah, tamam. Gayet güzel. Göbeğini çıkarsana oğlum. Bak 35 yaşına gelmişsin, hafif göbek olur. Ya sen de var diye bizde de olmak zorunda mı abi Allah aşkına ya? Ben 50'ye kadar salmayacağım kendimi. Kardeşim ukalalık etme, yardım etmeye çalışıyoruz burada. Tanrıverdi, biraz daha oturaklı ol, daha yavaş hareket et. Ne bileyim kısmet, kader, ne yazıldıysa o, bu yaştan sonra artık biz falan gibi sözler et. Biz öyle miyiz ya? Değiliz değil mi? Hayır yapmazsa da çok zıpır kalacak yani. Ya tamam tamam ya tamam. Gözlüğümü versene abi. Al. Çantayı da şimdi. Al bunu da. Kaç yaşında gibi oldum? İşte yaşlı görünmeye çalışan 25. Of, tamam ya, bırak ya. Ben teyzeyi Fatoş'un evinde karşılamaya gidiyorum. Yalakalıkta da sınır tanımıyorum. Çıkıyorum ben. Ne oluyor lan burada? Hiç duruyorum oğlum. Ne işin var senin burada Burhan abi? Oğlum ben evi terk ettim ya. Şimdi sende ya da Cim'de kalsam Makbule hemen beni bulurdu. Ondan dolayı Fatoş'a rica ettim. Dün gece burada kaldım. Ne oldu? Bir gecede yaşlanmışsın oğlum. Ya konumuz o değil. Evet. Sen dün geceyi benim sevgilimle aynı çatı altında mı geçirdin? Ay Tanrı yerdi. Ben şuracıkta kanepede uyudum. Ne kadar ayıp ya, hepimiz kardeşiz. Nasıl şüphelenebilirsin? Sanki senin sevgilinle sabaha kadar bebe yağıyla biz birbirimize masaj yaptık. Ayıp ayıp. Ya ne biçim konuşuyorsun lan sen? Nerede bunun minderleri? Bilmem. Kanepenin minderleri yok. Aa yok. Sen nerede yattın? Mindersiz yattım. Oğlum benim bıkanım çok ağrıdığı için ondan sonra Hint fakiri hesabı öyle yattım yani, öyle tercih ettim. Ya birazdan teyze gelecek, bunun minderlerini bulmamız lazım. Aa teyzemin gelecek. He. Oğlum pastayı aldın mı? Ne pastası? Fatoş söylemedi mi sana? Oğlum teyzeye çay verecek. Neyle verecek? Pastayla verecek. Onun için git pasta al. Ayıp ayıp. Tamam. Ya tamam da bir ellerimi yıkayayım ya. He nereye? Tuvalete. Hiç tavsiye etmem. Niye? Az önce ben oradaydım. Ayıptır söylemesi. Pastırmalı kuru fasulye yedim. O vücudunu biraz yani anladın mı? Hiç tavsiye etmem yani. Hey sen ne pis herifsin ya. Puh, nasıl izin veriyor Fatoş senin burada kalmana ya? Otel yok sanki ha. Tanrı verdi.
Neyse ki ortalık toparlandı. Ay efendim, buyurun efendim, hoş geldiniz. Buyurun efendim, buyurun, buyurun, buyurun. Merhaba efendim. Merhabalar. Fatoş Hanım'ın herhalde teyzesi oluyorsunuz. Evet efendim, Ayten. Dedim herhalde bu kadar genç görünce dedim Fatoş'un ablası. Ben de Burhan. Buyurun şöyle bir yere oturun lütfen. Bavulunuzu getiriyorum, koydum efendim. Zahmet oldu, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, estağfurullah. Ben de ütü yapıyordum. Hemen şimdi ortalığı toparlayacağım. Kolay gelsin. Sağ olun. Ay katlanmadı. Evet. Maşallah. Elinizden geliyor herhalde. Her iş gelir efendim. Yemek olsun, temizlik olsun, evle ilgili her şey benim elimden gelir. Ecmen bir tipim. Ne güzel. Siz burada mı yaşıyorsunuz? Aa hayır efendim, hayır. Benim evim tadilatta. İş yerinden de bir haftalığına izin aldım efendim. Fatoş bir geceliğine beni misafir etti, sağ olasın. Siz ne iş yapıyordunuz Burhan Bey? Fatoş'un editörlük yaptığı dergide müdürüm efendim. İdare müdürü. Maşallah, maşallah. Ay, bir çay içeriz değil mi? Hemen yapayım, pasta da yolda, hemen geleyim. Siz yoldan geldiniz, arkanızı yaslanın Ayten teyzeciğim. Geleceğiz. Alo Fatoş. Teyzeciğim geldiniz mi? Nasılsınız, iyi misiniz? Derginin şoförü sizi karşıladı mı? Ha, sağlığınız iyi değil mi? İyi, iyi, çok sevindim. Kapıyı da bana beyefendi açtı. Çok güzel ağırlıyor doğrusu. Sağ olsun. Fatoş'cum çok aklı başında bir adam, çok sevdim. Ya, hani anlaşılır ya, insanın halinden tam koca olacak bir tip. Benden söylesin. Fatoş, bu bey Anadolulu değil mi? Evet teyzeciğim, Anadolulu. Ay çok sevindim sevdiğinize. Tabii tabii. Anadolulu erkekler evine bağlı olurlar. Geleneği, saygıyı bilirler. Şekerim, gerçekten üzerimdeki ilk intiba fevkalade. Benden söylemesi. Hadi bakalım, hayırlısı. Tamam canım, tamam. Hadi akşam üzeri görüşürüz canım benim. Efendim, kalp ameliyatı oldunuz dediler. Onun için çarpıntı yapmasın diye açık koydum. Buyurun efendim. Ne kadar düşüncelisiniz. Çok teşekkür ederim. Teyzem Tanrı ver diye bayılmış. Ay dayanamayacağım. Eve gidiyorum çocuklar. Ay teyzeciğim, canım benim. Fatoş. Nasılsın, iyi misin? Gayet iyiyim. Seni Eminelerde görünce daha da iyi oldu. Ay. Nerede benimki? Aa, hoş geldin Fatoş. Buyurun efendim çayınız. Tanrıverdi nerede? Kim? Aa, Tanrıverdi nerede hakikaten ya? Ay teyzeciğim bir dakika. Galiba bir yanlış anlama oldu. Çocuklar saat kaç? Saat 5:30 efendim. Aman benim 4 tane ilaç almam lazım şimdi. Bir sürü hap. Endişe, üzüntü, stres, yorgunluk. Hepsi 6 ay yasak bana. Ya. Dediler ki üzüntülü film bile izlemeyeceksin. Ya. Ama ben yeğenimi yalnızlıktan kurtulmuş, onu seven, ev hayatını seven, aklı başında, kibar bir insanla görünce... Bu benim için en büyük mutluluk oldu. Kim o ya? Ay, kim olacak Burhan Bey? Tabii ki sizsiniz. Hadi. Ya pasta arar ya, bittim ya. Ara sokaklara girdi. Her tarafım köpekler paramparça etti. Bu şu halime bak ya. Hoş geldin evladım. Efendim mukadderat işte. Vallahi yani başıma burada geldi ya. Bu yaştan sonra köpek saldırısı uğradım vallahi. Puh yani. Kim bu ayol?
Burhan Bey'in kardeşi. Yalnızlık insanı çok yıpratan bir olay. Evet. Ameliyata girmeden önce Fatoş'uma dedim ki, ölmeden bana bir tek söz ver. Ay Allah korusun. Ay Allah korusun. Seni seven, işine evine düşkün efendi, aklı başında bir insanla bir hayat kuracağız. Ay teyzeciğim. Ay teyzeciğim. Ben Fatoş'u hiçbir zaman yalnız bırakmam. Size söz veriyorum. Siz burada kaldığınız sürece bir hafta boyunca şu anda karar verdim burada kalacağım. Evinizdeyim efendim. Ah ne güzel. Tıpkı aile gibi. Ya. abi istersen biz evde kalabiliriz. Çünkü tadilat bitmiş. Hadi biz eve gidelim. Yok ya, boya daha yeni yapıldı. Bu kokusu da çıkmıyor. Benim başıma ağrıyor oğlum. Abi iki dakika bir şey görüşebilir miyiz? Şimdi mi? Şimdi. Tamam kardeşim. Allah. Güler. Burhan Bey çok samimi, çok içten. Niyetiniz var mı? Bilmiyoruz teyzeciğim. Ondan çok iyi koca olur. Eli kolu hep üstünde ayol. Ay farkındayım. Ama kardeşi bir tuhaf gibi. Ne? Ne bileyim, asabi bir çocuk. 20 yaşında falan ama saçları bembeyaz olmuş baksana. Ay 20 falan değil canım, 25 yaşında. Hatta yakında 26 olacak. Lan sen Fatoş'u ne elliyorsun lan sapık? Bırak lan, bırak oğlum yakamı ya. Affetme lan beni. İstersen teyzeye bütün gerçeği söyleyeyim, hık diye cartlasın. Var mısın yok musun? Açtırtma kutuyu, söyletme kutuyu lan bana. Bak vallahi efendi oğlum, edebinle otur. Bir daha Fatoş'a dokunursan vallahi Allah yarattı demem. Sana çok müptelanım lan. Esas sen edebinle otur. Vallahi ben seni erkek kardeşim olarak değil, evin uşağı ya da evin seyisi olarak tanıtmasını da bilirdim. Bak tanrıverdi, söyletme kötüyü vallahi faydanı çıkartırım ortaya seni, dört göz. Bak, sen dur şimdi. Teyze bana biraz alışsın, beni biraz tanısın. Biz zaten sonra gerçeği söyleyeceğiz, karar aldık. Tanısın oğlum, tanısın. Ben bir hafta daha buradayım. Sen öyle sen. Bak ben bu gece burada kalıyorum. Seni kız arkadaşımla aynı şart altında yalnız bırakmam. Teyze buraya bir alışsın, bir kıvamını bulsun. Ondan sonra çanak çömlek patlayacak. Sağ yapacağım biliyorum Tanrı verdi. Ama hak ettin, hak ettin. Göreceksin. Teyzeciğim alıştıra alıştıra söylemeye çalıştım ama çok mu şok oldunuz? Ay kaç yaşında bu çocuk Fatoş'cum? 26. Yok canım yok o kadar. Burhan da iyiydi. Pırlanta gibi adam. Bu çocuğu bırakıp Burhan'la çıksam. Ay düşüncesi bile kötü. Teyzeciğim Tanrı verdi harika bir insan. Ayrıca beni çok seviyor, çok mutlu ediyor. Gerçekten biraz tanısanız. Oh be şekerim. Of. İyisiniz değil mi kalbiniz falan? Ay ne bileyim ben. Sen ne zaman akıllanacaksın Fatoş? Şimdi eve gidelim. Biraz sohbet edin. Göreceksiniz Tanrıverdi'nin ne harika, ne olgun, ne kadar düzgün bir insan olduğunu. Hadi. Birazdan gözlerim. Tanrı'nı kalk toprayım kalk. Tanrı'nı kalk lan sabah oldu. Kalk kalk. Saat kaç oldu ya? Kalk kalk. Şey Fatoş'la Kuru Hasan almaya gittiler. Birazdan gelirler. Hadi oğlum kalk kalk ya. İyi o zaman biz de çayı koy. Ne oldu lan bir durdun? Yok bir şey.
Yok yok, bir şey oldu bu çocuğa ha. Allah Allah, ne oldu lan? Sanki kafanda aşağı bir kova su dökülmüş gibi. Ya da başka bir yerinden, anlamadım. Yok bir şey. Sen buraya bir çık, ben kalkıyorum şimdi. He canım? Yok bir şey Burhan abi. Ya beni yalnız bırakır mısın? Tamam oğlum ya. Tamam, bir şey yok. Allah kahretsin. Dilek yavrum. Nasıl ıslanmış? Tanrı verdi. Fatoş. Ay, altına mı şamba mı seçtiydik acaba bu çocuğun? Tanrı verdi, nasıl olur? Ah Fatoş, ne diyeyim ben sana? Bilmiyorum. Yaşını başını, işini gücünü parasını geçtik de altına yapmayanı bulamadın mı be kızım? Tam bir skandal bu ya. Esmesin rüzgar, yağmasın yağmur, açmasın çiçekler. Altın ıslatıyor ama şair ruhlu bir çocuk. O da bir şey. Sütme lan adamı. Sıfırlarım ha. Hey!